ne? Anne bu resim ne? Ha? Bu ne anne? Söylesene ne bu? İşim bitti kordon. Konuşsana. Leyla niye burada? Oğlum şimdi git. Sonra konuşalım. Ne olur git. Bunu açıklaması uzun sürer. Ben Celil'e bunu çok kısa anlatırım sana. Konuş ulan çabuk. Yoksa sabrım kalmadı. Annenle, yani Serap'la biz evliyiz. Senin annen benim karım oluyor Celil. Leyla'yı da tavuktan kaçırdım. Kızı korumak için. Ne diyor bu anne? Yalan bu değil mi ha? Aşağılık bir oyun. Öyle değil mi anne? Konuşsana. Yalan desene. Celil. Anlatacaktım. Anlaşıldı her şey. Sen Leyla'yı Davut Çakalı'ndan aldın. O da karşı hamle için senden karını almak istedi. Şerefsizler! Nasıl bir oyun bu lan? Ulan üstelik beni de alet ettiniz. Celil! Oğlum! Kimse yok mu? Ne olur çıkarın beni, buradayım! Sen ne yaptın? Ama albayım emretti. Endişelenme. Açın kapıyı. Sadece bayıldı. Bu bize zaman kazandıracak. Burada daha fazla duramayız. Davut Leyla'yı alana kadar durmayacaktır. Hadi hemen hazırlan. Leyla'yı da alıp gideceğiz buradan. Demek kordonu gönderdin ha Davut. Ama kolay lokma değilim ben. Hadi hadi. Devam et. Bu senin komplon Davut. Kordonu gönderip karımı kaçırmaya kalktın. Evime saldırdın. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin Davut. Çek elini tetikten. Yavaş yavaş dön. Hedefi kimmiş çavuş? Kordon Celil komutan. Temel! İsteklerim yerine gelinceye kadar seninle savaşacağım Davut. Gör bak neler olacak bölgede. Büroda bir şeyler oluyor. Serap! Serap! Serap'ı kaçırmışlar. Boşalın! Boşalın! Senin gücün benimle savaşmaya yetmez albay. Ulan Davut! Bunun hesabını ödeteceğim sana! Yürü! Bırakın beni! Yürü! Şerefsizler! Ne oluyor be? Gelmeyin! Gelmeyin dedim!
alçaklar. Sana hiç güvenmemiştim zaten. Demek ki bir kalleşlik peşindeymişsin. Kalleşlik peşinde olan sensin Celil. Sen albayın yetiştirmezsin. Erken kondunun adamısın. Annen albayın karısı. Ben onurum için yaşıyorum lan. Doğru konuş. Annem olsa olsa o alçağın esiri olur. İftiranın bir sınırı var lan. Celil. Bu saçmalıklarla uğraşmanın sırası değil. Benim annem albayın karısı çıktı. Aklımı kaybedeceğim komutanım. Bunun bir açıklaması vardır Celil. Şimdi sakin ol. Dinle beni. Benim Leyla'yı karakola götürmem, onu albaya teslim etmem demek. Sen Leyla'yı kimsenin bulamayacağı güvenli bir yere götüreceksin. Celil. Leyla sana emanet. Emredersiniz komutanım. Celil, oğlum. Durma. Arkadaki kayalara git. Yoluna devam et anne. Niye? Durma dedim anne. Asfalt tartayı gönder kordon. Avucunu yalarsın köpek. Giderdin. Yere at. Atıla. Düşün peşlerine. Kalk Eval kalk. Gidin lan. Kalk. Koşun. Koşun yakalayın şunları. Tamam, sen. Kimse ölmeyecek. Bandaya saldırı düzenleyerek öldüren kişinin Firari Celil Keskin olduğu bildirildi. Olmaz arkadaş. Konuyla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi spor haberleri için merkeze bağlanıyoruz. Saçmalıyorlar çavuş. Saçmalıyorlar. Ne diyor bunlar ya? Dur kordon! Devam edin. Dur teslim ol! Hazır olun üsteğmenim. Göreceğiniz kötü bir şey. Eliniz armut mu topluyor? Yaklaştırmayın şunları. Oğlum. Başkanım. Başkanım ya. Kavara yap başkanım. Sizi dinliyorum. Davut'la olan savaşın bize zarar vermeye başladı albay. Davut beni dinlemiyor. İsteklerim. Kendini topla albay. Bize zarar verenin yaşama şansı yoktur. Biliyorsun bunu. Herhal çatışma bitecek. Proje kaldığı yerden devam edecek. Anladın mı beni? Herhal. Albay. Davut başkan. Üst kurul aramızda savaş istemiyor anlaşılan. Az önce aradılar beni. Biliyorum. Beni de aradılar. Ateşi kesiyoruz. Ateşi kesin. Başkanım. Bitiriyorduk işlerini. Ateşi kesin dedim size. Ne oluyor albayım? Teslim mi oluyoruz yoksa? Ateşi kesin dedim. Adamımız doğru söylüyormuş. Yazılanları okuyorum. İskender Kod adlı Kemal Osmanoğlu. Rütbesi binbaşı. İstihbaratta güvenilir. Vatansever biri olarak tanınıyor. Uzun senelerdir bölgede içimizdeki hainlerin peşinde. Özellikle bu Asvar Tartal'la ilgili sırların peşindeymiş komutanım. Bu projenin adı Asvar Tartal. Celil de bu projede erken kondunun yetiştirdiği en etkili isim. Anlayacağın Asvar Tartal'ın katili, erken kondunun elemanı Celil olacak.
Gidiyoruz. Burası neresi? Leyla abacı nerede? Merak etme oğlum, güvendesin. Bir sorun var mı? Ay yok yok. Hı hı. O alçak albayın ini burası. Ben nasıl geldim buraya? Sen Serdar Komutan'ı aramadın mı? Düşündüm de senin için en emin yer burası olur diye. Komutanıma haber vereceğine o alçağı aradın ha? Ya Leyla abacı, o nerede? O da ait olduğu yerde. Davut'un yanında ha? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Ben şimdi ne derim komutanıma? Celil oğlum ne oluyorsun? Ne mi oluyor? Deliriyorum. Sen sadakat, bağlılık nedir bilmezsin değil mi? Doğru. Nereden bileceksin? Sen yaşadığın halde çocuklarını yetiştirme yurduna atan bir anasın. Beni de kardeşlerim de ziyarettin. Kardeşimin biri öldü. Kız kardeşim kayıp. Hiç umurunda değil tabii bunlar. Şayet ortaya çıksaydım beni de sizi de öldüreceklerdi Celil. Sen de ölmemek için o alçak vatan hainiyle evlendin. Yalancılık ciğerinize işlemişsin. Celil. Oğlum. Celil. Celil oğlum ne olur Celil. Bir sorun mu var? Var lan. Var. Celil. Celil. Öldürülmemen için emir var. Ama benim gibi topal kalmaman için emir çıkmadı. Sağ olasın. Gel. Dışarıda bir araba var. Durma. Durma kordon. Çabuk. Sağ olasın. Allah yardımcın olsun. Sağ ol kordon. Senin de. Ağlama. Sen bizim için çok değerlisin. Sana zarar gelmesin diye buraya kapattık seni. Ne istiyorsunuz benden? Benim peşimde. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum zaten. Bir işinize yaramam sizin. Bırakın beni ne olur. İyileşeceksin. Yakında bir doktor getireceğim sana. Rojda. Burası senin sorumluluğunda. Kimse girmeyecek buraya. Emredersiniz başkanım. Ya doktor, bunun hali çok kötüdür gene. Ben dedim ama beni burada dinleyen var mı? Yok. Daniel manyağının yaptığı ilaçların formülü kendine özeldir. Yani senin anlayacağın heval, formülü bulana kadar aylar geçer. O zamana kadar da bizim hevalin işi çoktan biter. Hep bu sümüklü yüzünden. Ya onunla ne alakası var ki olayın? Benim ilacım yok. Daniel'ın yaptığı ilacın formülünü de bizim Davut Başkan aldı beyaz kafa. Kasaya koydu. Ben ne yapayım? Oo, bu bozdu kendini ya. La bunun dana sucuğu yok mu? %100 dana değil bu. Tavuk bu. Ya! Bir sorun var. O baş belası komutanın karakolunda bir istihbaratçı var. İskender mi? Uzun zamandır peşimizde olan büyük bir beladır o. Şimdi karakolda. Ortadan kaldırmanın tam sırası. Sen varken bu iş bana düşmez. Kolay. Karakola yeni yerleştirdiğim bir asker var. İşini bitti bil İskender'im. Atın şunu içeri.
Dur. Üzgünüm komutanım. Zararın neresinden dönersen kârdır derler. Ayrıca hayatımı kurtardın üsteğmen. Sağ ol. Geç, geç. Dedim ya komutanım. Kötü bir oyun oynandı bana. Annem aldattı beni. Erken kondunun oyunudur bu kesin. Sen ne diyorsun lan? Albayın büyüttüğü, okuttuğu, yetiştirdiği Celil. Onlara hizmet ediyorsun işte. Sayende Asfar Tarta David Anderson'ın eline geçti. Proje yürüyor yani. Yalancı sahtekarın tekisin sen. Celil! Sahtekar olan sensin Celil. Sen erken kondunun elemanısın. Sus lan artık. Yalancı it. Celil ne yaptın? Çavuş hemen revire götürün. Kanamasını durdurun. Hadi. Hemen ambulans çağırın. Emredersiniz komutanım. Sen ne yaptın Celil? Ne yaptın? Adam yalancının teki. Tetikçi o adam. Vurduğun adam istihbaratçı. Vatanına milletine bağlı bir binbaşıydı. Yıllardır içimizdeki hainlerin, seni yetiştiren, okutan albay gibi vatan hainlerinin peşinde. Asfar Tarta projesini, senin Leyla'yı öldüreceğini bilen biri Celil. Adamın her kelimesi doğruydu Celil. Doğruydu. Beni albay okuttu. Orduya girmemi sağladı. Annem de o alçakla evli. Adam haklı komutan. Ben çırpındıkça batağa batıyorum. Battın Celil. Hem de boğazına kadar battın. Buraya kadar Celil. Gerçek ortaya çıkıncaya kadar tutukluyorum seni. Bitsin bu işkence komutanım. Kimim ben? Neyim? Ne yapmaya çalışıyorum? Anlamıyorum artık. İyi diye yaptığım her şey kötülerin işine yarıyor. Sen haklısın komutanım. En iyisi bir yere kapatılmam. Olmalısın. Sen nelerin altından kalkmadın ki bunların altından kalkmayacaksın? Ondan değil komutanım. Kahroluyorum. Yaptığım her şey bu şerefsizlerin işine yaramış meğer. Sen benim kardeşimsin Celil. Sana söz veriyorum seni temize çıkartacağım. Allah'ın izniyle yarın bugünden daha güzel olacak. Çakalların oyununu birlikte bozacağız Celil. Peki. Benim geçmişimi değiştirebilecek miyiz komutanım? Kimler yetiştirmiş beni? Kimlerin parasıyla okumuşum? Öz annemin ihanetini değiştirebilecek miyiz? Komutanım, ambulans geldi. Ama binbaşının durumu iyi değilmiş. Çok fazla kan kaybetmiş. Gordon, kendine gel. Senin böyle kendini bırakma lüksün yok. Vatanın, bölgenin, şu topraklarda her türlü nifaka rağmen hala kendini bozmayan, inancından, birliğinden vazgeçmeyen insanların sana ihtiyacı var Gordon. Gordon'un kolunu kanadını kırdılar. Bu ne anne ha? Bu ne?
Ne yaptınız lan bana? Neden çaldınız hayatımı? Neden ha? Neden? Şerefsizler! Kalleşler! Alçaklar! Çıkacağız kardeşim. Bu badireden de çıkacağız. Çocuklar ben ambulanslayım. Siz yakın takipte kalın. Hadi! Hadi hadi çabuk emredersiniz. Olun! Emredersiniz komutanım! Ne bu böyle ya? Kötülük mü kazanıyor bölgede abi? Katiller dışarıda rahatça gezerken biz kordon gibi adamı hapse atmışız. Bu mu abi? Adalet bu mu ya? Anlaşılan sen ne okuduğunu bilmeden, duymadan okumuşsun. Oğlum bekle hele. Allah isterse şer gibi görünenden hayır, hayır gibi görünenden şer çıkarır. Tertip, sabır. Şimdilik çakalların planı işliyor gibi. Ama Rabbimin planını kimse bilmiyor. Devam et Hançer 17. Neler oluyor? Üsteğmen binbaşıyı ambulansla götürüyor Kartal Bey. Anlaşıldı Hançer 17. Karakola geliyorum. Beni bekleyin. Anlaşıldı. Bekliyoruz. Celil'e ne olacak Temel? Oğlun Celil bir istihbaratçı binbaşıyı vurdu Serap. Ne olmasını bekliyorsun? Cezaevine girecek tabii. Oğlum darbe üstüne darbe yiyor. İkimizi bir arada görünce kahroldu. Ben vicdanımın içinde hapsoldum Temel. Ama oğlumun daha fazla çile çekmesine, hapislerde çürümesine dayanamam. Ağlama sen, üzülme. Söz veriyorum Celil'i cezaevinden çıkartacağım Serap. Dikkat! Kordonu cezaevinden alacak mısın albayım? Alacağım. Ama tabutta alacağım. Diğer tabanca yanında mı? Ben de buna ne zaman iş düşecek diye bekliyordum albayım. Gideceğin yeri biliyorsun. Biliyorum albayım. Peki ya Üsteğmen yoluma çıkarsa ne yapacağım? Çıkmayacak. Hadi hadi. Nabız çok düşük. Çok kan kaybetmiş. ABRH negatif. En az 4 ünite. Durumu nasıl doktor bey? İyi değil Üsteğmen. Zamanında hastaneye yetiştirebilirsek belki şunu versene. Yavuz Beş. Hastaneye iner inmez önlem alacaksınız. İskender komutana kimse yaklaşmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Yavuz Bey. Hadi komutanım. Hadi. Hadi dayan ne olur. Sakın bırakma kendini komutanım. Kordonun geleceği sana bağlı. Hadi komutanım dayan. Dayanın. Yavuz bir, Kartal bir cevap ver. Leş kargası haberi almış. Tamam yeter. Kartal bir, Yavuz bir, dinlemedeyim. Karakolda yaşananların istihbaratını aldım üstüne. Doğrudur. Bir terslik yaşandı Kartal bir. Konumun ne? Yaralıyı hastaneye götürüyorum Kartal bir. Olumsuz Yavuz bir. Bölgede durum kritik. Hem ben karakola gidiyorum. Celil keskini almak için. Sen de karakolda olacaksın, anlaşıldı mı? Yaralı karakolumun sorumluluğunda bir zanlı komutanım. Askerlerimle yaralıyı koruma amaçlı gidiyoruz hastaneye. Ben gerekli önlemleri alıyorum. Yaralı en iyi şekilde korunacak. Emri ikiletme bana. Karakola tamam, döneceksin. Tamam, şunu da vereceğiz. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Kardeşini yalnız bırakmazsın. Gelirsin herhalde Üsteğmen. Komutanım. Komutanım. Şerefsiz. Şerefsiz adam.
İşe bak ya. Ne oldu belediye komutanım? Ne olacak? Albay karakola Celil'i almaya geliyormuş. Ne çabuk öğrenmiş komutanım. Bordon yandı gari, bendeyim. Siz binbaşı hastaneye götürüyorsunuz çavuş. Hiçbir yerde ne olursa olsun durmak yok. Binbaşı size emanet. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Üsteğmen. O nerede? Albayın emriyle karakola dönüverdi komutanım. Sizinle biz gidiveriyoruz gari. Albayın emriyle demek. Albay Temel. Ölürsem nasıl öldüğümü... Al şunu kızım. Ne için çabaladığımı anlat ailem asker. Komutanım, hastaneye geldik sayılır. Var mı öyle kolayca şehitlik? Hem yaran ağır değil ki, küçücük bir sıyrık. Dayanıver ağa komutanım, az kaldı, dayanıver. Yara küçük ama ihanet büyük asker. Doktor! Hemşire, hemen iğneyi ver, hemen. Ben hep o vatan hainlerine mi alet oldum? Allah'ım affet beni. Komutanım. Sizinle ilgili fax geldi komutanım. Neyle suçlanıyorum Ferdi? Oho! Neler yok ki? Açın kapıyı. Emredersiniz komutanım. Siz çıkın dışarı. Emredersiniz komutanım. Suçlarını mı merak ediyorsun Kordon? Vatana ihanet, komplolar kurmak, suikastler, cinayetler, çok sayıda askeri şehit etmek, masum insanları öldürmek, düşmanla işbirliği yapmak, stratejik bilgiler satmak. Yeter! Zoruna mı gitti? Gitti ya. Annemin senin gibi bir adamla evlenmesi, senin gibi bir hainin beni orduya sokup okutması, benim üstümde oynanan oyunlar. En sonunda da annem bana ihanet etti. Ağrıma gitti şerefsiz. Ama oyunum bozuluyor. Bana Leyla bacıyı öldürtemeyeceksiniz. Kendini akıllı mı sanıyorsun lan sen? Serdar komutanın ve sen. 150 yıllık bir planı bozacaksınız öyle mi? Çapınız yeter mi lan buna? Hamlenizi anlamadığımı sanıyorsunuz. Bugüne dek seni koruyup kollayan komutanın şimdi seni paketleyip buraya attı. Kahramanlara bakın hele. Zavallılar. Ver lan şunu. Hı? Şerefsiz. Nasıl bir adamsın sen be? Ha? Alçak. Cücük gibisiniz be. Ne stratejik zekanız var, ne derinlemesine analiz yeteneğiniz. Duygularınızla yaşıyorsunuz. Al işte, bilerek taktım bunu. Delir istedim, delir. Senin? Tam da istediğim gibi yapıyorsun Celil. Şerefsiz! Ver lan şunu.
olmaz böyle şey ya. Vicdansızlık bu be. Yıllarını dağda terörist peşinde geçiren adama yaptıklarına bak. Ne yapabiliriz ki oğlum? Sorguda albay var. Boş boş konuşma. Ulan şeytan diyor ki gir içeri boşalt şarjörü. Tertip. Serdar komutan haber versene oğlum ya. Verdim oğlum. Yoldaymış geliyormuş. Lan gerçi Serdar Hüseyin de bir şey yapamaz. Emir demiri keser arkadaş. Emir her zaman demiri kesmiyor Tertip. Emir bazen haklıyı, mazlumu eziyor. Geldi işte bakın. İçerideler komutanım. Albay da yanında. Şimdi görürüz Emir'i albayı. Şerefsiz. Komutanım. Karışma sen. Komutanım yeter. Ölecek. Buna hakkımız yok. Yüzük sende kalsın cücük. Ama unutma. Annen hala benim karım. Hazırlayın şunu. Celil. Bu yüzük ne Celil? Babamın yüzüğü komutanım. Annemden almış olmalı şerefsiz. Beni delirtmek için takmış. Biz şeytanlarla savaşıyoruz komutanım. Allah yardımcımız olsun Celil. Hadi çabuk olun biraz. Hemen doktora yetiştirelim arkadaş. Söyleyin yolu açsınlar hadi. Hadi. Acele edin. Askerler açılın sedyenin başından. Hadi açılın. Komutanım yaralıyı bize emanet etti arkadaş. Emri duymadınız mı aslanım? Açılın dedik. Göreviniz buraya kadar. Ne haydi? Doğru karakolunuza. Marş marş. Ulan bu terörist akır değil mi? İndir silahını. Ulan senin. Çek lan elini. Kör müsünüz lan? Ben albayın özel birliğindenim. İstihbaratçı İskender de albayın korumasındadır. Koruma görevi de bende. Hadi bakalım. Şimdi yaylanın buradan. Göreviniz bitti aslanım. Hastaneyi terk edin. Önüne bak lan. Hadi hadi. Herif düpedüz terörist ya. Şimdi albayın özel biriminde öyle mi? Arkadaş. Ben kafayı yiyeceğim gal. Bu ne iştir arkadaş? Yavuz 1, Yavuz 5 acil. Devam et Yavuz 5. Komutanım o terörist bozuntusu Topal Agir albayın adamı olmuş. Biliyorum Yavuz 5, sorun ne? Herif bizi hastaneye sokmadı komutanım. Ne diyorsunuz siz? Nasıl sokmaz? Albay İskender'in güvenliğini terörist eskisi Agir'e vermiş komutanım. Şerefsizler. Ulan kurda kuzu emanet ediyorlar be.
Peki İskender'in durumu nasıl? Zamanında hastaneye yetiştirdik. Ambulanstakilere göre yaşama şansı var. İskender'i öldürüp Celil'in üstüne yıkacaklar. Tamam çavuş, oraya geliyorum. Ramazan! Dur hele doktor. Hastanın durumu nasıl? Allah'a çok şükür hayati tehlikeyi atlattı. Göreceğiz doktor. Göreceğiz. Açın kelepçeleri. Ne oluyor ya? Aç dedim. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun sen? Konuşma. Sen de kimsin be? Hayatını kurtarıyorum kordon. Soruya ne gerek var? İskender'in arkadaşıyım. Seninle dava arkadaşıyız. Durma, kaç. Sağ ol. Adın ne peki? Boş ver şimdi. Hadi fırla artık. Çabuk. Ne yaptın lan? Ne yapıyorsun sen? Gel içeri. Hayrola kordon. Nereye? Geber lan. Kuru sık ha. Ulan ne dünya be. Neredeyse aldığım nefese inanmaz hale geldim. Flash, flash, flash. Celil Keskin cezaevine giden araçtan kaçarken vuruldu sayın seyirciler. Nasıl ama? Yeter artık Temel. Hani oğluma zarar gelmeyecekti? Kaçmak istedi Serap. Söz dinlemiyor Celil. Kafası iyice karışmış. Üzgünüm. Sakın bu işe karışma. O benim oğlum Temel. Oğlum. Bunun için çok geç kaldın anne. Oğlum gidecek. Ya da beni de vuracaksın Temel. Git Celil. Git oğlum. Git. Babamın hatırasına ihanet ettin sen. Ne kazandıracağını özgürlüğe ne de sana ihtiyacım var. Tak lan kelepçeyi. Rabbim ne isterse o olacaktır. Bu sefer de kurtuldun mermimden. Hadi oğlum acele et. Çok şükür geldiniz. Çok şükür. Hadi çocuklar hadi. Komutanım. Ulan ben size içeri girmeyin demedim. Asubayım. Albayımın kesin emri vardı da. Ulan bırakma bal okumayı. İskender nerede? Yerini söyle sen. Şu oda komutanım. 142 numara. Agir. He. Benim. Ecelin Agir. Ah!
ulan. Bu tabancayı seviyorum be. Çavuş! Çabuk doktor çağır. Emredersiniz. Mimiş koş. Yürüyün hadi. İskender'i öldürmek için kimden emir aldın lan? Ha? Söyle, söyle. Kendimi öldürdüm komutan. Bir itidafım vardı. Hadi tutukla beni. Konuşma lan. Şerefsizler. Ulan Celil'i yakmak için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz lan. Namussuzlar. Ulan senin. Kartal 1 Hançer 9. Devam et Hançer 9. İş bitti mi? Doğrudur Kartal 1. İş bitti. Ama Agir Üsteğmen Serdar'a suçüstü yakalandı. Anlaşıldı Hançer 9. Sen işine dön. Asfalt Arta projesinin önüne çıkan herkes ölecek. Ulan yılan. Ben ölmeden sana rahat yok. Bunu o kuş beynine sok. Anladın mı beni? Sen öldün Kordon. Bu mezardan kimse alamaz seni. Üsteğmenim, tutukluyu biz alıyoruz. Siz kimsiniz? İstihbarat Yüzbaşı Ahmet Belok. Tutuklu bizim sorumluluğumuz artık. Sen de alın. Alın. Üsteğmenim, hasta acil sizi istiyor. Durumu kritik. Acele edin hemen. Komutanım. Gel üste hemen. Yaklaş. Çıksınlar. Doktor bey, çıkın. Ama üsteğmenim. Doktor bey, acele edin çabuk. Zaman yok. Komutanım. Telsiz. Anlamadım komutanım. Telsiz. Frekans. Turna 1, turna 5. Giriş kodu 357-841. Dinliyorum turna 5. Komutanım, benim İskender. Durumum iyi değil. Hastanedeyim. Galiba bu sefer son komutanım. Serdar Üsteğmen yanımda komutanım. Yanıma getir demiştiniz. Nasip değilmiş. Hakkını helal et İskender'im. Helal olsun komutanım. Siz de edin. Helal olsun İskender'im. Jandarma Üsteğmen Serdar Mert. Kimsiniz bilmiyorum ama binbaşıyı kaybettik. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun Üsteğmenim. Allah mekanını cennet etsin. Baba yiğit adamdı İskender binbaşı. Biz şehidimiz için gerekeni yaparız. Sen derhal vereceğim adrese gel. Generalim.
Üsteğmen geldi. Çabuk içeri al. Emredersiniz general. Üsteğmen Serdar Mert. Benim. Buyurun. Kimsiniz? Bana general diyebilirsin Üsteğmen. Erken kondu ile mücadele eden bir grup vatanseverin başındayım. Benden ne istiyorsunuz generalim? Hakkında aldığım istihbarat çok iyi. Sen vatanına, milletine bağlı, kendini iyi yetiştirmiş bir subaysın. Seni aramızda görmek istiyorum Üsteğmen. Vatanım için doğru olanı yapmaya hazırım generalim. Sana yakışan da budur. Aramıza hoş geldin Üsteğmen Serdar Mert. Otur. Bu kızı tanıyorsun. Ve Asfartarta projesini biliyorsun. Biliyorum. Leyla'yı Nevruz günü Kürt halkının dini lideri ilan edip Celil'e öldürteceklerdi. Ama... Evet. Ama artık Celil proje dışı kaldı. Yani gözden çıkarıldı. Öyleyse Celil'in hayatı tehlikede demektir. Allah'ım nasıl geldim ben bu duruma? Allah'ım yardım et bana. Derinlere dalmışsın la. Ulan çakal bozması. Sen ne arıyorsun lan burada? Senin yarın bıraktığın işi tamamladım la. İskender. Ha ya. O işte. Öldürdüm o istihbaratçıyı. Ulan. Ulan. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler ha? Şerefsizler. Ulan sizin yüzünüzden hayatım mahvoldu be. Geberteceğim lan seni. Lan. Lan. Ayrılın. 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 Yeter. Öldürürüm oğlum seni. Bittin oğlum sen. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Geç. Celil'i gözden çıkardılarsa Asfartarta projesi ne olacak komutanım? Ne mi olacak? Proje devam edecek Üsteğmen. Daha alçakça. Yeni bir planları var şimdi. Bölgedeki en büyük aşiretin yaşadığı bir köy var. Savi Köyü. Bu köy Kurtuluş Savaşı'nda ilk direniş bayrağını açan köylerden biri. Ta o zamanlardan Büyük Ayı ve biraderleri tarafından mimlendi. Ayrıca bu köyde yaşayan aşiret İslamiyet'e bağlı dindar bir aşirettir. Şimdi Davut'la örgüt Nevruz'u Savi'de yapmaya hazırlanıyorlar. Bölgeye Kürtlerin yaşadığı ülkelerden insanlar getirilecek. Kürtlerin sözde yeni dini lideri kutsal kadın Asfartarta'ya Savi köyünde biat edecekler. Savi köyünde büyük provokasyona hazırlanıyorlar. Bu aşiretin ve bu bölgenin çok saygın kanaat önderi Şeyh Hüsrev Efendi var. İşte bu şeyhin oğluna öldürtecekler Asfartarta'yı. Nevruz'da böyle bir şey olursa köyde çok kan akar generalim. Amaç da bu zaten. Müslüman Kürtleri zerdüştleştirme projesi. Önce Müslüman Zerdüş çatışması. Sonra Kürtlere sözde yeni din projesi üzerinden büyük fitneyi hayata geçirmek. Din gibi çok önemli bir bütünleştiriciyi ortadan kaldırınca... bölgede isyan ateşleri tutuşturmak çok kolay olacak tabii. Asıl hedef... bölgeyi koparmak Üsteğmen'im. Bu hain planı bozmak için sıkı mücadele etmeliyiz. Leyla'ya suikast yapacak olan o çocuğu bul Üsteğmen. Bu sadece Leyla'nın değil, çocuğun da hayatını kurtaracak. Emredersiniz generalim.
Nereye getirdiniz beni? Bu ev işte. Yeni oturacağın köşk. Oraya geldik. Kızım be, sen ne yapıyorsun? Bir yavaş koş. Bu nasıl koşma acaba? Ya kış günü kızım, böyle koşulur mu? Derlersin maazallah, hasta olursun sonra doktor ve ben hasta oldum. Anam buralarımda çok acıyor. Ha koşma, tamam mı? Tamam, koşmam bir daha. Bunların hepsi var ya, hepsi yalancı. Koşma diyorum, bu gene koşuyor. Ben bu kadar yalancı, pislik insanla nasıl baş edeceğim ki acaba tek başıma? Ondan sonra her taraf hastalarla, öksürenle, tıksıranla dolu. Aman doktor bey, ben şey yapmadım da şuramda bir ağrı var da falan. Olsun, burnunu kıracaksın. Bunların hepsi mal. Öğretemedim ki ben bunlara sağlıklı yaşamayı. La iki mal. Siz şeyi Leyla'yı alın da hadi eve girin. Haydi. Haydi. Doktor. Hop. Kendini rolüne fazla kaptırma. Bana bak la. Sayın bayan hayat ağacı. Sen bu işte benim asistanım oluyorsun, tamam mı? Şimdi gitmişsin beyaz kafaya. Bak Davut Başkanım, aman da bana görev ver diye yalvarmışsın. O da ne yapsın beyaz kafa, benden rica etti. Aradı dedi ki, sayın dedi, başhekimim dedi. Dünyanın en yakışıklı, en karizmatik cildi, en temiz güzel insanı dedi. Senden bir ricam var dedi, bizim dedi bir kız var. Bu kız dedi işsiz, güçsüz, dernekte oturuyor. Koktu dedi ya. Ayakları kokuyor dedi ya. Bu kızı dedi al dedi yanına. Bu kızı dedi bir adam et dedi. Etsen ancak sen adam edersin dedi. Ben de aldım. Şimdi beni pişman etme bak. Beş kardeş gelir yoksa ha. Alırım görevden. Seni görevden azlederim. Bak kız, şimdi beni iyi dinle. Senin görevini söylüyorum. Neymiş görevim? Şimdi senin gözün bizim asfalt artanın üstünde olacak. Ne zamana kadar? Ameliyatı yapacak doktor gelene kadar. Anlaştık mı ki? Bayan, hayat, bayat da... Kız sizin derneğin nasıl bir adı vardı ya? Böyle ağaçlı maçlı bir şeydi değil mi? Çalı mıydı? Sopa, odun, modun, hayat. Odun derneği, isme bak. Ya bu dernek bir şey diyeceğim. Orada ben birine borç verdim de geri vermedi. Ne kadar pislik, fitneci, fesat varsa o derneğe dolmuşsunuz siz. Aslında var ya, odun deyince aklıma şey geldi. Eline böyle yaştan meşe odunu alacaksın, o böyle koduğu yerde iz bırakır. Onunla var ya, bir dalacaksın böyle ağzına, burnuna, nereye gelirse artık. Neyse, kendimi germeyeyim de, sen bunu anladın mı sayın hayat, bayat, odun ağacı? Yürü hadi. Haydi, yürü. Yürü kız. Hadi yap şunu. Yap artık şu ilacı başkan. Bana mı başkan ha? Zavallı. Nasıl da isyan ederdin bana, hatırla. Emirlerime karşı gelirdin. Affet başkan. Hata ettim. Affet ne olur. Ha şöyle. Adam oluyorsun. Ama yetmez. Daha çok sürüneceksin. Asfalt tartayı kafandan silene kadar devam edecek bu. Anladın mı? Tamam. Tamam başkan. Dediğin gibi. Anlamadım. Ama anlatayım. Leyla artık asfalt tarta. Doktor ve Sevim'in görevi onu ameliyata hazırlamak. Leyla'nın beynine çip takılacak. İtirazın var mı? Yoktur. Sen yeter ki yap iğneyi. Sen zavallısın Baran. Dilediğimde üstüne basıp geçeceğim bir zavallı. Şimdi daha kulübesine git. Görevini biliyorsun. Zavallı ha? Ben zavallı değilim la. Gitmeyeceğim o dağ kulübesine. Geliyor.
Gelmeyeceksin sandım. Geldim ya işte. Minibüs arıza yaptı. Yarı yolu koşarak geldim. Sonra babam da nereye gidiyorsun diye biraz vızırtı yaptı. Ama Ayşe'yi derse gidiyorum deyince bıraktı beni. Çok mu bekledin? Yok da. Gelmeyeceksin diye çok korktum sadece. Gelirim. Ama buraya gelince seni bulamam diye çok korkuyorum hadi. Böyle konuşma Zehra'm. Ben hep beklerim seni. Artık babama anlatacağım bizi. Bilsin. Ama elime ekmek tutmadan şey babam razı gelmez demiştin Adi. Ama böyle olmuyor. Bir şey olacak. Sana kavuşamayacağım diye korkudan ölüyorum ben. Niye kavuşamayacağız Adem? Ya biri çıkar da babandan isterse seni? Ölürüm de senden başkasına varmam ben. Böyle yaşamaktan söldürürüm la. Ama Zilan'ı da sana bırakmam. Affet beni Zilan. Bunu yapmak zorundayım. Seni bunlara bırakamam. Ne edersin sen? Sen ne edersin be? Yapma. Dur. Dur dedim. Yapma diyorum. Zilan. Zilan. Ben seni hep sevdim Zilan. Bizi ölüm bile ayıramaz. Senin ne işin var bu evde? Neden ağlıyorsun? Yapmayın! Bırakın çocuklarımı! Neydi bu ses? Hayırdır inşallah. Dağdakiler. Yapmayın! Siz de hiç Allah korkusu yok mu? Yok. Bunların ne işi var burada be? Manyak mı bunlar? Şeyh babanın haberi yok muydu ki? Nereden olacak Zehra? Babam çöpünü vermez bunlara. Koş o zaman Adem. Koş git babana haber ver. Bırakın be çocuklarımı. Bunların hepsi dağa çıkacak hadi.
Baba yetiş! Baba! Adem'in sesi. Baba! Baba! Hayırdır oğlum? Bu ne telaş? Dağdakiler baba. Çiftçi Muzo'nun evini basmışlar. Çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Neyin peşinde gittiklerini görecek göz versin. Buraya gelmeye cesaret ettilerse güvendikleri bir şeyler vardır demektir. İsa, o yerindeki ne? Baba. Gözümün nuru İsa. Silah çözüm olsaydı ben de almasını bilirdim. Silah sorunu çözmez. Sadece artırır evlat. Peşimden gelmek yok. Hepiniz evde bekleyin. Siz girin eve. Babamı duydun abi. Karışma sen. Bırakın lan çocuklar. Nereye yatırıyorsun? Sıllamayın be. Mutlu olun. Bunlar böyle çocuklarınız örgütle askerlik yapacak. Ahmet, vezir. Sus, sus. Bırakın onları. Hadi yavrum, evinize gidin. Hop babalık. Dur bakalım, hayırdır? Hadi yavrum, gidin siz. Bismillahirrahmanirrahim. وَبْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَز۪يمِ Ne diyor bu Murk be? Kasas suresi 77. ayet. Diyor ki, estaizu billah. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da kendi payını unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Sen kafayı mı yedin lan? Basket yoksa ayağımın altında çiğnerim ha. Hata yapıyorsun kızım. Fikre öfkeyle karşılık vermek, fikrine güvenmemek demektir. Bak bizler medeni insanlarız. İknayladır işimiz. Ormanın vahşileri gibi zorbalıkla işimiz olmaz. Çek dayıları efendim. Çek. Peki. Bir şey var efendinin yanında. Defolun gidin köyümüzden. Defolun. Yaklaşmayın, vururum ha. Defolun. Defolun köyümüzden. Bir daha bu köye gelmeyin. Yürüyün. İstemiyorum seni orada. Bırakın. Bırakın. Bırakın, kız da gidiyordu zaten. Değil mi? Gidik la. Sağ olun, Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun Şeyh Efendi. Kim o? Köyden, sağlık ocağından geliyoruz. Hasta varmış. Gelin. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Buradayım doktor. Hasta nerede? Asfaltta gizlenecek. Kimseyle konuşmasına izin vermeyin. Emredersiniz başkanım. Niye getirdin beni buraya? Of, ben acaba sana bunu kaç kere daha anlatacağım Leyla? Şimdi bak Leyla, bu ev senin, tamam mı? Şimdi buraya bir tane doktor gelecek ama o gelen doktor ben olan doktor değil, başka bir doktor. O gelen doktor seni tedavi edecek.
İyileşeceksin, her şeyi hatırlayacaksın. Bak, eğer bir daha bu soruyu sorarsan, avazım çıktığı kadar ki ben deliyim, söylediğimi yaparım. Bu evde deli var diye burada bas bas bağırırım. Anladın mı beni? Zilan mısın, Leyla mısın? Şimdi sen benim doktorumsun, öyle mi? Yok. Tam anlamıyla öyle değil Leyla. Şimdi bunlar birazcık karışık bir konu Leyla. Şimdi Leyla, ben bu köyün doktoru olacağım. Gelecek olan doktor da sana özel bir doktor olacak. Anladın mı? Bak Leyla, anlamadıysan hepsini bir daha anlatayım. Olur mu? Anladın mı? Anladım. Çok teşekkür ederim. Çay demledim. İçersin asfalt artı. Bir şey istemiyorum. Bu köyü tanımıyorum. Buralar bana yabancı. Gitmek istiyorum ben. Ya tamam anladık. Sen neden acaba bir sızlanıp duruyorsun Leyla'cığım? Neden hiçbir şeyden mutlu olmuyorsun? Ya ben sana dedim Nevruz'a kadar burada kalacağız. Bak ne güzel yer. Çaylar geliyor. 10 numara. Leyla. Leyla mı? Yok be ne Leyla'sı. Ben de kafayı az az yedim ha bunun yanında dura dura. Zilan. Ya Zilan nereden çıktı? Asfaltlar da. Hangisi benim adım? Ben kimim ha? Benim kafam karışıyor. Evet. Ama ben şu an sana hak veriyorum. Sen de haklısın. Benim mesela 93 ay kuyruk zekam. Ki bu zekayla ben ayakkabı bağlamayı 18 yılda öğrendim. İşte benim bu kafam karışıyorsa senin 55 IQ falan anca gelecek şu kafan. Bırak da artık bir karışsın yani. Kaliteli mal şaka. Dur kız korkma ne oluyor? Ya tamam Leyla, Heval o yabancı değil ya. Baran o Baran. Hem sen bilmiyorsun onun da durumu kötü. Hasta, ahra, seme. Ama onun şeyi kalbi hasta. Gerçi onun beyni de hasta ama olsun. Biliyorum. Benim kocam olduğunu söyleyen adam o. İstemiyorum. Gitsin buradan. Ya tamam. Ne kadar çok mızmızlanıyorsun. Çok mızmızlanıyorsun. Ama geçsin. Tamam bebeğim tamam. Ben ona söyleyeceğim gidecek buradan. Sen burada akıllı ablaları üzmeden oyna tamam mı? Bununla işimiz var ha. İyice aksileşti artık. İyi tamam kızım anladık işte Nevruz'a kadar idare edeceğiz. Başka çare yok işte sen de pışpışta altını hadi. Haydi ben çıktım. Hop, Baran Başkan. Al bunu. Doktorun çantası. Bu da kimlik. Vay be. Sonunda gerçekten atamam yapıldı ha Baran Başkan. Ben de sağlık ordusunun bundan sonra bir neferi oldum artık. Çok çalıştım Heval bunlar için. Gerçekten çok çalıştım ha. Zilan'ı görmek isterim doktor. Olmaz. Heval, bak Baran. Zilan Heval senden korkuyor. Hem Davut Başkan'ın kesin emri var. Asfalt artayla yani bizim Zilan Heval'la anlarsın ya. Onunla senin muhatap olmaman gerekiyor. Ya Heval bak vallahi söyleyeyim Davut Başkan ilacı keser perişan olursun ona göre. Bak söylemedi deme. Doğru dersin lan. Ben o ilacı almadan ayakta duramam. De haydi. Sayın Başkanım. Hep. Asfalt Arta köye yerleşti. Benim atamamda sağlık ocağına yapıldı. Operasyon tamam. O yüzük neyle kordon? Çok mu değerli? Ver de bir bakayım. Git lan başımdan. Belanı başka yerde ara.
Niye ya? Bakıyorum da çok mutlusun. Annen de albayla evlendirmişsin. Artık albayın evlatlığısın. Albayı ara da çıkarsın seni buradan. Ya da olsa baban sayılır. Ne diyorsun lan sen? Yediririm lan o lafı sana. O şerefsiz benim babam değil lan. Düşmanım. Yeter lan yeter. Atı şunu içeriye. Sağ ol kardeşim. Dördüncü koğuşa geç kordon. Artık orada kalacaksın. Tamam kardeşim. Bu çakalların suratını görmekten bıkmıştım zaten. Geçin yerinize. Oğlum ne oluyoruz be? Sen de kimsin? Her şeyi konuşacağız Kordon. Önce buradan çıkman gerekiyor. Beni takip et. Doktor Lawrence geldi efendim. İyi. Kendisi nereye geleceğini, Asfalt Tata'nın nerede olduğunu biliyor. Doktorumuz geldi. Bu kutuda Asfalt Tata'nın beynine takılacak çip var. Doktor Lawrence geldiğinde ona vereceksin. Emredersiniz efendim. Aferin. Şermin iyi eğitmiş seni. İşe yarar elemanlarla çalışmak çok güzel. Hizmetindeyim alçak katil. Ne dersen onu yapacağım. O gün gelene dek ne dersen onu yapacağım. Durma. Doğru köye. Bu gece Asfalt Tata bu çip beynindeyken uyuyacak. Emredersiniz efendim. Yakışmış ha. Ne yaptın Rojda? Ya başkanım canımızı zor kurtardık ha. Tahmin ettiğim gibi. Şeyh Hüsrev ayak bağı oldu. Doğrudur. Ya o moruk için köylüler bizi parçalayacaklardı. Başkanım bakın biz o köyden bir daha adam alamayız. Alamayız biliyorum Rojda. Şeyh Hüsrev önümüzü keser hep. İyi de madem biliyordun bizi niye gönderdin başkan? Şeyhi yoklamak için. Anlaşılan değişmemiş aynı. Kale gibi durur karşımızda. O aşiretin başındayken bize su bile vermezler. Ya başkanım bir kurşun bütün sorunu çözer ha. Neye beklersin ki yıllardır? Şeyh Hüsrev, bölgenin itibar edilen din adamlarından. Sıkı dindardır. Kılı kırk yararak yaşar dinini. Ayrıca güçlü bir aşireti var. Onu öldüreceğiz. Onun ölümü, Asfalt Tata'nın hazin sonunun başlangıcı olacak. Sabredin. Zilan evindedir. Doktor sağlık ocağında göreve başlayacak. İkisi de Savik köyüne yerleşti başkanım. Doktor Lawrence da geliyor. Asfalt Tata'ya ameliyatla çip takılacak. Bağımsız Kürt devletine giden büyük savaşımız başlıyor. O köyde başlayıp bitecek bu savaş. Efendim. Celil cezaevinden kaçmış başkanım. Albayı arayın. Dağdaki gözcüleri de uyarın. Hemen! Köyü kontrol altında tutun Rojda. Doktor Lawrence da geliyor. Asfalt Tata'ya ameliyatta çip takılacak. Affet beni Zilan. Sana yardım edemem. Sana yardım edersem ölürüm.
Aman aman. Bir köyüm var mıydı benim? Bir evim? Bir hayatım var mıydı? Bunlar da kim? Beni mi ararlar yoksa? Yürü. Yapmayın. Hadi yürü. Yapmayın, etmeyin. Bırakın o silahları. Hele beni dinleyin. Köyümüzü basıp kardeşlerimizi kaçırmaya kalktılar. Babama saldırmaya kalktılar. Öyle susup kalırsak korktuğumuzu sanıp üstümüze gelecekler. Biz bölgenin en güçlü aşiretiyiz. Bize kafa tutmanın bedelini ödemeliler. Doğru dersin. Doğru dersin. Bize attıkları dayak önemli değil arkadaş. Onları şeyhimize yaptığı saygısızlığın hesabını vermeli. Bunlar teröristlerle baş edebilir mi Adem abi? Edemez İbrahim. Durdurmak lazım İsa abimi. Ben durdururum abi. Yılanın başı küçükken ezilmeli. Yürüyün gençler. Yürü. Sen gelmiyor musun Adem? Babamın bu konudaki fikirlerini biliyorsun İsa abi. Sen korkuyorsun ha? Çünkü aklın Zehra'da. Şşş. Bir duyan olacak, sus. Gitme oğlum, gitme. Ne yapıyorsunuz siz? Kime özeniyorsunuz? Zalimlere mi? Onlar gibi kan dökmeye mi heveslisiniz? Bu mu istediğiniz? İyi o zaman. Gidin durmayın. Zalimlerden olun. Olun ki ahiret günü Rabbime, Allah'ım ben görevimi yaptım, uyardım. Ama sözümü dinletemedim diye. Siz de bunu böyle bilin. Böylece şahit olun. Bu yol, yol değil. Doğru nedir hepiniz biliyorsunuz. Ama doğruyu yapmak, doğru olmak zordur. Bu da size zor geliyor. Allah'a sığının. Sabırlı, sebatlı, bilinçli olun. Silahla değil. İmanınızla çıkın o yoldan çıkmışların karşısına. Biz kavgamızı kuru gürültüyle değil, inançla, bilimle, sanatla yapacağız. Doğru söylüyorsun. Molla Efendi. Yeni imam geldi Molla Efendi. Allah Allah. Bu köyün imamı sensin Aziz. Yürü gel. İşte imam da bu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin imam efendi. Allah razı olsun efendim. Sizin köyünüze gelmek benim için büyük şereftir şeyhim. Estağfurullah. Tanışıyor muyuz? Bölgenin en tanınmış din alimini, kanaat önderini kim tanımaz efendim? Buyurun, bu tayin evrakımdır Allah efendim. Allah. Yeni imam göndereceklerinden haberimiz yoktu. Benim de tayin olacağımdan haberim yoktu. Ama sizin köyünüzü duyunca koşa koşa geldim. İnşallah layık olurum buna efendim. Devletimiz böyle isterse başımız gözümüz üstüne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Etrafa iyi bakın. Çakallar köyün yakınında görülmüş. Lazuşa, çakalların kokusunu taburalardan alıp yerlerini söyleyiverirdi arkadaş. Sabret Egeli. İzni bitti neredeyse hamsinin.
Hasan uşağım, hele bir bak da. He, buyur muhterem bey. Uşağım, ilçeye kalkacak otobüs seni bekliyor da. Akşama otobüsüm var. Vatan görevi seni bekler. Ninem, hayattaki tek yakınımdı muhterem bey. Tek varlığımdı. Kaybettim onu. Dünyada kimsesiz yapayalnız kaldım da. Bu heybe ninenden sanadır. Hasan uşağım gelince göremezsem sen ver Temuş'u. Emanetidir. Uy, nedir bu şimdi? Ninen ölmeden sağa dikmiş uşağım. İçine yadigar olacak şeyler koymuş. Hadi daha bekletme minibüsü. Yolda bakarsın artık. Tamam muhterem bey. Hadi ya ya Cuma. Şeker ver de bir çayımıza katalım. Hadi lan. Ya ne kadar şekerli içiyorsun sen çayı. Gelmeyeceksin sandım. Babamın uyumasını bekledim. Bizi gördü Adem. Ben tanımıyorum o kızı. Bizim köyden değil bu. Ben gitsem iyi olacak. Dur. Gitme. Bugün doğum günün. Unutmadın demek. Bu sana. Çok güzelmiş Adem. Rahmetli anamındı. Olmaz. Ben alamam bunu. Anam bu yüzüğü evleneceğim kız için saklardı. Evleneceğim kız sensin Zehra. Korkma kızım. Yabancı değilim. Ben köyün yeni tayin edilen imamıyım. Hay Allah. Korkuttum galiba kızcağızı. Ben de uygunsuz zamanda mı çıktım ortaya yoksa? Sen şeyhin ortanca oğlu Adem değil misin? Ben de sizin evi arardım Adem. Baban Şeyh Efendi Hazretlerine söylemem gerekenler vardır. Hadi, ona götür beni. Olur. Şey, babama Zehra ile beni gördüğünü anlatmazsın değil mi İmam Efendi? Zehra mı? O kim? Ben bir şey görmedim aslanım. Hadi, hadi gidelim Şeyh Efendi babana. Sağ ol, gidelim. Bak hemşo, şimdi beni iyi dinle. Bu ilaçları alın. Bunları sabah akşam çocuğa içireceksin, anladın mı? Olur doktor bey. Sağ ol, Allah razı olsun. Yalnız bu çocuğun öksürüğü devam ederse sakın ihmal etmiyorsunuz. Hemen bana geri getiriyorsunuz. Ha bir de gidip de öyle koca karı ilaçları falan kullandığınızı duymayayım. Olur doktor bey. Sağ ol, Allah razı olsun. Ya 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 ya, estağfurullah. Eski doktoru göremeyince çok korktuk. Sen onu aratmadın. Allah senden razı olsun doktor beyim. Senden de haval, senden de. Güle güle gidin haydi. Havaya girdin iyice ha. Biz buraya doktorculuk oynamaya falan gelmedik. Sağlık ocağını Asfalt Arta'nın ameliyatını hazırlamaya geldik. Kızım ben asıl o izbe mağaralarda yıllarca doktorculuk oynadım durdum. Şimdi gerçekten doktor olduğumu anladım ya. La vay be ya. İnsanlara faydalı olmak gerçekten de ne kadar güzel bir şeymiş ya. Thank you.
kordon itini gebertemediğin gibi seni atıldığın hücreden çıkarmak için 2 saat dil döktüm lan! İçeriden arka çıktılar albayım. Yoksa kordonun işi bitmişti. Bizde yarım iş cehennem biletidir Agir. Yarım kalan işi bitireceksin. Celil'i öldüreceksin. Yoksa sen ölürsün. Emredersiniz albayım. Anladım. Defol! Temel? Neler oluyor? Yok bir şey Serap. Konuştuklarınızı duydum. Oğlumun... Celil'in ölüm emrini verdin sen. Oğlun rahat durmuyor Serap. Cezaevinden kaçtı. Orada güvendeydi. Cezaevinden kaçtıysa nerede Celil ha? Sen yerini biliyor olmalısın. O katili nereye gönderdin? Söyle Celil nerede? Buraya kadar kordon. Benim görevim burada biter. Hop hop hop. Senin görevin bitti ama benim sorularım hala cevabını bulamadı kardeş. Kimsin? Kimin adına yardım ettin bana? Niye beni buraya getirdin? Sadece son soruna cevap vereceğim. Tepeyi açtığın zaman Savi köyünde olacaksın. Asfar Tarta. Yani Leyla orada. Şimdi anlaşmaya başladık. Bu iyi haber. Bence kötü haber. Kızın beynine çip takacaklar. Nihayetinde de öldürecekler. Acele et kordon. Nereye gidiyorum ben? Köyüm neresi? Evim neresi bilmiyorum ki. Artık köyümü, evimi, kim olduğumu hatırlamak istiyorum. Allah'ım yardım et bana ne olur. Sen kimsin? Sen kimsin bacı? Ne arıyorsun burada? Kimdi bu be? Bizim köyden değil ama... Sanki bir yerlerden tanıyorum bunu. Yahu neredesin sen? Nereye kayboldun sabahtan beri? Ya bak orada sağlık ocağını bıraktım, hastaları bıraktım, aksıran tıksıran hepsini bıraktım. Seni aramaya koyuldum ama ya. Doktor. İyi tamam hadi. Bak bu köy senin için tehlikeli. Dolaşma böyle ortalıkta. Ben evimi arıyorum. Kim olduğumu arıyorum. Yakınlarımı, akrabalarımı arıyorum. O kuzum. Sabah kız öyle deme. Bak sen öyle deyince ben de duygusala bağlıyorum. Öyle içimde böyle bir duygusallaşıyorum. İşte duygusallaşmayı da sevmiyorum bu arada ha. Yakınların da akrabaların da biziz senin. Heh halanın oğluyum ben. Haydi gidelim. Haydi gel haydi. Bir yerden tanıyorum sanki. Nereye gidiyor ki bunlar? Üzülme Aziz. Zaten emekliliğin gelmişti. Kimim kimsem yok. Cami evim, köylü ailemdi. Bu köyden ayrılmak çok zor olacak Şeyh Efendi. Köyden niye ayrılacaksın ki Aziz'im? Bu gece burada kalırsın. Yarın sana bir ev bulurum Allah'ın izniyle. Bir iki dönümde bir tarla bulduk mu, yaşar gidersin burada. Sen bizim kardeşimiz, dostumuz. Allah razı olsun Şeyh Efendi. Baba, İmam Efendi geldi. Seni görmek ister. Buyur İmam Efendi. Gel, otur. Selamun aleyküm Şeyh'im. Aleyna aleyküm selam. Bu saatte rahatsız etmek istemezdim Şeyh'im. Lakin camiyi kontrol ederken şöyle bir baktım da... ...bu cami çok eskimiş. Ayakta zor duruyor Şeyh'im. Doğru. Haklısın İmam Efendi. Epey yaşlıdır. Ben çalıştığım her köyde cami yapılmasına vesile oldum Allah'ın izniyle Şeyh'im. Şimdi sizin de izniniz olursa yeni bir cami yaptırmak isterim köye. Şey...
Aleykümselam. Bu bey iyi müteahhittir. Daha evvel görev yaptığım iki köye de cami yapmıştır. Allah'ı var. Teveccühünüz imam efendi. Allah razı olsun. Bu yaptığım camilerin resimleridir efendim. Hangisini isterseniz onu yaparım. Önemli olan şatafat değil müteahhit bey. Önemli olan caminin içini dolduranların samimiyeti. Bize sağlam, mütevazı, köyümüzün insanını içine alacak kadar olması yeterli olacaktır. Nasıl isterseniz şeyh efendi. Biraz para toplansın, ben sana getiririm. Temeli hemen atarız değil mi? Atarız, atarız. Siz canınızı sıkmayın. Para toplandıkça getirin. İnşaat yürür, merak etmeyin. Tabii. Buyurun. 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 Cami için yardım topluyoruz Bekir amca. Duydum İsa oğlum. Ben de zaten camiye gidiyorum. Ne oldu oğlum? Şey efendim. Cami için yardım topluyoruz da. Şeyh efendi herkesi camide bekliyor. Olur olur gidelim. Hadi kızım. Adem oğlum sen bu kıza tutkunsun. Doğru dersin imam efendi. Ya şu kızı isteyelim sana. Okulun bitmeden şeyh babam razı gelmez. Ne oldu imam efendi? Yok, yok bir şey. Eski bir ahbabı gördüm sanki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şeyhim, bunlar da var. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Niyetimiz hayır. Akıbetimiz de hayır olur inşallah. Al imam efendi, müteahhite teslim et. Ben ilçeye iniyorum şeyh efendi. Allah yolunu açık etsin azizim. Kaymakamlığa gidiyorum. Beni başka yere tayin edecekler mi, ne yapacaklar bilmiyorum artık. Olmazsa emekliliğimi isteyeceğim. Ben de müteahhite gidiyorum. İlçeye beraber gidelim aziz kardeş. Olur imam efendi, gidelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun gidelim. Vay vay. Bu o kız. Demek asfalt arta. Rifanbaşı köyümüze gelmiş de haberimiz yok. Ahali! Beni dinleyemiyor. Hayırdır ne oldu? Ya sözde şu kutsal kadın var ya, reklamını yaptılar hani. Asfalt Artay'dı adı. Ha, her ne halsa adım atsın. İşte o musibet bizim köyde. Ya vallahi dün bizim köyde gözlerimle gördüm. Ya kadın elini kolunu sallayarak köyde geziyor arkadaş. Bir dakika bir dakika ya. Benim evin yanında boş ev vardı. Oraya bir kız taşındı. Olmazsın sakın. Muharrem dayının dedi ya burası. Demek asfalt arta bu evde. Doğru. İçerideki kadın Asfalt Arta. İsa abi, gidip şeyh babana anlatsak mı durumu? Dinleyin. Bu işi biz bitireceğiz. Bu teröristler hem canımıza hem de imanımıza kastediyor. Diğer arkadaşları çağırın toplanalım. Haydi. Asfalt Arta, Zerdüşlerin dini lideri bizim köyümüzde. Düpedüz nifak bu. Buna sessiz kalırsak
Bunu kabullenirsek köyümüzde, toprağımızda, camimizde elimizden gider. Babana bir danışsak İsa abi. Babam bize hala çocuk görür. Babam tehlikenin farkında değil. Yürüyün, takip edin beni. Hayırdır İmam Efendi, niye durduk? Müteahhit beni bekliyor. Gel şuna verelim parayı. Burada mı? Allah Allah. İmam Efendi, bunlar terörist. Bu kim be? Sen imam değilsin. Yalan söyledin. Ah! Kaldırın şu leşi. Hadi. Eski imamdı başkan. Kaymakamlığa gidip işi kurcalayacaktı. Buyur başkan. Cami parası. Biz temeli atalım yeter. Yeni caminin yapılmasına da gerek yok. Bunlar cami yapılacak diye her hafta para öderler bize. Yıllardır alt edemediğimiz Şeyh Hüsrev'i böyle küçük oyunlarla tuş edeceğiz. He? Mahir. Şu şeyhin çocuklarından bahset. Hangisi işimize yarar? Ortanca oğlu Adem. Zehra diye bir kıza aşık. Zehra için öl desen ölür. Güzel. Yalnız önemli bir sorunumuz var başkan. Ne sorunu? Kordon. Köyde gördüm. Çık dışarı Asfalt Arta, çık! Çık dışarı! Çık! Allah'ım! Ne istiyor bunlar benden? Çık dışarı! Allah'ın cezası, çık! Asfalt Arta! Zehra bacık mı öldü? Başı dertte. Defol git bu köyden, defol! Geri çekilin! Sakin olun çocuklar! Oğlum, kime söylüyorum ben? Çocuklar! Sen kimsin ya? Taştaysın ya! Bu köyün biz oyunlarımızla alakalıymazsınız! Vay vay! Fare dehlizden çıkmış. Yakalayın şunu la! Koşun, koşun! Çekilin la! Çekilin! La çekilin! Bunlar kim ya? Ulan, insan bir silah verir be! Hala peşimdesin sen. Hiç mi utanmıyorsun? İstediğini söyle bana. Anayım sonuçta. Bırakmam seni. Acına dayanamam. Bu köyü pis oyunu rezalet ettirmeyiz. Seni burada istemiyorum. Çık dışarı Asfalt Arta. Çık dışarı. Aç kapıyı. Aç. Kapıyı. Aç kapıyı! Aç şu kapıyı! Gelin oradan! Yapmayın! Aç kapıyı! Aç! Aa, yapmayın! Atın bu kadını dışarı! Hayır! Yürü. Bırakın beni! Bırakın ne olur! Durun! Baba! Baba ne olur engel olma! Bu dinsiz kadını atalım köyden! Hayır. Günaha girmenize... Göz göre göre ahiretinizi yakmanıza seyirci mi kalın? Biri bir suç işlemişse
Bunun cezasını kanunlar verir. Adalet verir. Adalet veremiyorsa ilahi adaletten kaçış yoktur. Baba, bu kadın aramıza nifak tohumları saçıyor. Hepiniz medreseye gideceksiniz. Ben bu kızcağızla biraz konuşacağım. Beni duydunuz mu? Hadi gençler, şeyhim doğru söyler. Keskin sirke küpüne zarar. Hadi. Hadi İsa, hadi oğlum. Hadi, hadi. İsa, günaha girmeyin. Kimsenin günahını da almayın durduk yere. Hadi çocuklar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim, öyle büyüksün ki. Bu kız mıymış Asfart Arta dedikleri? Bu kız mı Zerdüşt dinine hizmet edecekmiş? Bu mu liderlik edecekmiş? Ya ya, doğru söylersiniz şeyhim. Korkmana gerek yok kızım. Siz? Bizden sana zarar gelmez kızım. Kimin nesisin sen? Anlat bakalım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şey Rabbim. Onun duaları, onun kelamları. Bu demektir ki her şeyi hatırlıyorsun kızım. Başkanım, cevap ver acil. Dinliyorum. Asfart Arta saçmalıyor. Dua ediyor. Bu kız imanından kopmamış. Daha da bağlanıyor dinine. Dininden de, kendinden de kopacak. Hemen ameliyata geçeceğiz. Şu şeyhin oğlu Adem'i de bitirelim artık. Adem'i bitirmenin yolunu biliyorum ben başkanım. Zehra diye bir kız var. Adem o kız için öl de ölür. O kızı alalım hemen başkanım. Şu an okuldan dönüyordur. Ninem bunları sağa bıraktı Hasan Uşağım. Sağ ördüğü çorap, babandan kalma bir yüzükle sağ. Baktı ki gecikiyorsun, son görüntülerini kasete çektirdi da. Sağ vasiyetini anlattı bu kasette he. Canım Fadime Nezul, elini öpemedim, hayır duanı alamadım. Pusu var, pusu var. Ne oluyor da? Teröristler yolu kesmiş. Dön şoför, dön gidelim buradan, kaçalım. Başkan minibüsü durdurmuşlar. Dön o zaman, geri gel. Hey uşağım, ne bu telaş burada? Mavi bere vardır burada hey. Hele bir durun bakalım ne oluyor da? Bize ne ya? Hem sen sivilsin. Sivilsek siviliz da. Siviliz diye kazacak değiliz ya. Ben bir bakayım şuna. Adiler kaçırıyorlar kızı. Şerefsizler! Sakin olun. Şoför kim? Benim. Derhal Karapınar Karakoluna git. Komutana durumu anlat. Lazoğlu teröristlerin peşinde de. Olur, hemen giderim. Hadi toparlanın. Hadi araçlara hadi. Bana mantıklı bir şey söyle anne. Nasıl olur da bu alçağın karısı olursun ha? Ona inandım, güvendim.
Kordon Celil'in annesi nasıl bu kadar saf olur be? Bu adam vatan haini, uyuşturucu tüccarı, kan emen bir vampir. Daha birkaç saat önce beni öldürtmek istedi cezaevinde. Sana zarar vermemesi için çok yalvardım. Senin saçının teline zarar gelirse ölürüm yavrum. Anne, benim canım bu vatana, bu topraklara, bu topraklar üzerinde yükselen değerlere, ezana, imana, insanıma, en nihayetinde Rabbime feda. Bir davanın peşindeyim. Kocan olacak o adam Leyla'yı öldürtüp bölgeyi kana bulayacak. Bu toprakları vatandan kopartacaklar. Aman Allah'ım. Neler diyorsun Celil? Ben bununla mücadele ediyorum anne. Bir şey biliyorsan söyle. Çünkü savaşın tam ortasındayım. Telsiz konuşmalarından duydum. O kız için doktor getiriyorlar köye. Ameliyat için. Bugün bu saatlerde köyde olacakmış. O doktoru durdurabilirsin. Bir de ne? Köydeki şeyhin Adem diye bir oğlu varmış. Bunlar çocuğun peşindeler. Yürü. Bırakın beni. Şerefsizler. Yürü hadi. Bırakın. Uy, Hasan unutmuşum sivil olduğumu da. Bırakın la kızı. Şerefsizler. Lazmanya değil mi bu? Vay be işe bak. Siz devam edin la. Bırakın beni. Bırakın. Gel la manyak. Tüh be. Şanslı gündesin ha. Nereye gitti lan bu? Ulu hamlamışım he. Yürü. Lan bu manyak kimse Rojda komutanı alt etmiş. Silahı var. Durdurun şunu. Uy. Serdar komutanım görse fırtsayı basardı he. İyice hamlamışım. Koş Batı koş! Bu tarafa koş! Hep birlikte! Hep birlikte! Şimdi! Ateş! Yine karşı üç ha! Hadi lan! Şimdi yaş tahtaya bastın he. Bırak lan bazıyı. Ha, şimdi bastık yaş tahtaya. Koşunur mu bitti lan? Bende çok var. İster misin la? La hangi hakla hizmet gelirsin peşimizden? Kula kılçuk, biz bu vatana hizmet ederiz. Biz mavi bereyiz. Konuşmada sık. Vay, askersin ha? İşte şimdi işte la. Rojda başkan. Rojda başkan cevap ver. Lan! La bana cevap verecek yok mudur? Söyle Haval. Yeşildere Vadisi. Eski mayın tarlası.
Bir asker mayırın üstünde elimde asır ha. Yardım gönderin. Tamamdır Heval. Hevallar çıkıyor yola. La asker söylesene nereden vurayım seni? Yoksa bırakayım havaya uç. Lan bırak gevezalığı. Buraya seninle çene salmaya gelmedim ben. Bak la şunun heybesine içinde ne var. Çek elini lan. Hatsan buna dokunursan nefesimle yakarım seni. Bırak lan mavalı Humay'ı. Lan o benim Fatime ninemin emaneti. Bırakın lan. Yakarım lan sizi. Bırak. Önemli bir şey yok Heval. Bir kaset var sadece. Bırakın lan dedim size. Esker bu kadar yırtınıyorsa önemli bir şey olmalı bu kasette. Bırak lan. Heval sen çık buradan. Neye ki lan? Benim kızla işim var. İyi la uzatma. Elini çabuk tut. Bırak lan heybemi. Çok da güzelmiş ha. Maşallah. O canım yapma benim. Lan şerefsiz. Bırak beni. Dur lan dur. Ne istiyorsun benden? Kaçma gel buraya. Lan namussuz. Bırak lan kızı. Sen hala konuşuyor musun lan? Konuşma lan, sıkarım lan. Ha, ulan ne oluyor? Ne oldu lan? Mayına mı bastın? Hadi sen şimdi eşitlendik he. Konuşma lan. Bacım sen durma burada. Hemen sık buradan. Dur lan. Havaya uçacaksın. Yürü bacım. Yürü oluyor. Devam et bacım. Kız kurtuldu. Sen ne edeceksin? Manyak esker. Az sonra bizimkiler gelir. Hamsicim, onu sen düşün. Minibüstekiler soktan karakola ihbarda bulunmuştur. Komutanım da yoldadır he. Mayında kalan Laz askeri mi lan? Anlaşılmıyor Loja Başkan. Ver la şunu. Aha odur lan. Laz'dır bu. Taş atmayı göstereceğim ben sana. Yürüyün lan. Daha karakola adım atıvermeden belaya bulaşıverdi arkadaş. Lazoğlu bu. Başı beladan kurtulmaz ki hiç. Mayındaki askeri almaya çıktınız mı la? Yolday Savar. 20 dakikaya orada oluruz. La bölgeyi tekrarla. Yeşildere la eski mayın tarlası. Anlaşıldı. Minibüse saldırılan yer. Ulan Lazoğlu. Ne işin var bir gün öncesinde? Çabuk ol oğlum çabuk. Emredersiniz komutanım. İşte asker bizimkiler geldi. Dua etmeye başla sen. Uy! Mavi beriler de geldi kızım. La bunlar nereden çıktı? Şimdi yandınız da. Hemen çavuş. Püskürtün şunları. Emredersiniz komutanım. Kurban oldum komutanı. Hızır mısın sen de?
Ula, dualarım kabul oldu. Kılçuk, sen dua etmeye başla istersen. Bunlar Mavi Bey'dir. Mavi! At silahını. At ulan. Emiş. Yanıma gel. Ömer. Siz de bu çakalların nefesi aldırmayın Ömer Çavuş. Emredersiniz komutanım. Hadi aslanlar ateşe devam. Hadi oğlum. Mayını etkisiz hale getirmemiz lazım. Sakın kıpırdama Lazoğlu, sakın. Bu patlayacak gibidir komutanım. Durmayın, gidin buradan. Bir sus be Lazoğlu, sus. Ya hep beraber, ya hiç uçur. Memiş, mayını etkisiz hale getirmemiz lazım aslanım. Emredersiniz komutanım. Hadi şimdi. Yapmayın komutanım. Çıkın 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 çıkın. İnin araçtan. İn aşağı. Hadi hadi hadi. Acele edin. Hadi, hadi çabuk olun. Çıkar kimlikleri, çıkar kimlikleri. 20 miligram silitikon mu? Ya bu benim aklıma niye gelmedi ya? Niye getirdin beni buraya İmam Efendi? Çok korktum bacım. Doktor seni bir muayene etsin. Gel otur. Bebeğim. Ya bebeğim sana gene ne oldu ya? Sana sakinleştiricinin 10 numarasından bir tane yapayım ben ya. İzle de öğren hemşire. Heh. Dur. Tamam bebeğim, ben hallederim burada milletin içinde. Şimdi ne gerek var? Nerede bu doktor? Ne oldu bana? Kötü oldum ben. Geçer şimdi bacım. Yok bir şey yok. Yok istirahat et. Yok. Ya her şey tamam ama benim anlamadığım bir nokta var. Bu kızın kafaya bir tane çip takılacak değil mi? Bu çipi kim takacak? Yani bu biraz uzmanlık işi, anladın mı? Yani bunu ben yapamam. Tamam, şimdi alçak gönüllü olmaya da gerek yok. Ben tıp konusunda eşi bulunmaz bir dahiyim yani. Şöyle bir şey söyleyeyim ben sana canım. Şimdi benim uzmanlık alanım çok ilginç bir uzmanlık alanı. Benim uzmanlık alanım batın. Yani batın. Yani alt batın, üst batın, ne bileyim. Yan batın var, sağa batın, sola batın. Ulan hemen izleyelim de bana batın. Ne yapıyorsun sen ya? Paro, alo. Deli mi kızım bu? Ne yapıyor? Çalıyor, hırsız. Pislik. Adım Lawrence. Cerrahım. Bu ameliyatı ben yapacağım, kaçık herif.